kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? MR AVM'de Robotlar Şehri'ndeyiz. Şimdi sizinle birlikte robotlarla keyifli vakit geçireceğiz ve birlikte burayı gezeceğiz. Hadi gidelim. Normalde 2 saat sürecek olan turumuzu size özetler halinde aktaracağız. İlk gördüğümüz robotumuzun adı Reti. Reti, insan mimiklerini taklit edebilen bir robot. Yüzündeki mekanik parçalar sayesinde silikon derisini istediği gibi eğip bükebiliyor. Ve buna destek olmak için yanaklarında renk sensörleri bulunmakta. Utandığında pembeleşen ya da yalan söylediğinde sarıya çalınan renkler gibi. İsterseniz kısa bir tanıtsın kendini bize. Ben çok küçükken dedem anlatırdı. Dinle bebeğim, Reti. Duruma nasıl bakacağını bilmiyorsan, duruma farklı pencereler. Normal bir insan gibi sizinle muhabbet edip çeşitli aktiviteler yapabilecektir. Şu an yeni uyandığı için biraz şaşkın. Sizi karşısında ilk defa görüyor. Değil mi? Ağzının olduğu kısımda bir kamera var ve oradan sizi görüyor. Ve gözleriyle sizi takip etmeye çalışıyor. Tüm gücüyle kendini öne vurdurarak düzelmeyi başardı kendisi. İşte Microsoft'un HoloLens'i. Bu gözlüğümüzü, VR gözlüklerinden en önemli özellik sabit bir noktada kullanmak zorunda olmamamız. Yani istediğimiz alanda, istediğimiz yerde kullanabiliriz. Vücudunun böyle olmasına aldanmayın. Bu şekilde istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. One, two, three, four. Daha bir çocuk olduğu için bakıyor. Gördüğünüz üzere gaz çıkartıp iş hareketlerini öğretip daha sonra başka insanlara göstermesini istiyorlarmış. Yani robot işçi olarak çalıştırılabiliyormuş kendisi. Aslında 3 koyunlu yatıcı. Aslında Türkiye'de çok rastladığımız bir şey. Türkiye'de son yıllarda çok popüler. Sence bu çoğunluğu bir yatıcı daha çok. Bu yazıcılarda bu minik şeyleri üretebiliyorsunuz. Her şeyi üretebiliyorsunuz. Her şeyi üretebiliyorsunuz. Her şeyi üretebiliyorsunuz. Her şeyi üretebiliyorsunuz. Yazıcı boyutuna göre değişiyor. Yazıcı daha büyük boyutu, daha farklı şeyleri üretebiliyorsunuz. Yazıcı büyürse daha büyük materyallerde üretebilirsiniz. Şu şekilde Türkiye'de bu 3 boyutlu yazıcılarla tıp sektöründe aslında. Kilo taşıyabiliyor. Gün içerisinde 400 sipariş alıyor. Aynı ortamda 20 robotla birlikte çalışabiliyor. Sensörleri görebiliyorsunuz. Kendisi diğer robotlardan daha işlevsel çünkü %50 daha hafif. Fark ettiyseniz ya da görmüşseniz Türkiye'de tıp alanında kullanılıyor. Ufak cerrahi operasyonlarda. Tasarımı... Böyle tatlı bir selam vereyim. En son fark ettiyseniz sesli medeni yazıyor. Ancak diğeri 5 kilograma kadar taşıyabiliyordu. Bizim robot. Güzel bir ismi yok. Yani aksidram olarak geçiyor. Ama çizim robot yani çiçeği çevirisi. Bunun aslında amacı gördüğünüz gibi burada siyah beyaz bir çizim var. Renksiz. Çizgilerin çok belli olması gerekiyor bir şey çizmesi için. Evet, bu çizim robotu kız kulesini çizmiş. Birçok resmi programladığınızda çizebiliyor. Yani burada da grafik tasarımcıların işi tehlikede diyebiliriz. Bu çizim robotu sayesinde. Binlerden çıkan teller sayesinde aşağı yukarı çok fazla şekilde hareket edebiliyor. Böylece
böyle baktığınızda çok manasız çizgiler. Yani ben kafamda oturtamamıştım bu ekranı ama o zaten o gece bir köpek olmuş. Köpek. Şuradan görüyorum. Yakınlaşınca çok saçma bir şey yok. Ama işte gördüğünüz gibi çalışmadığı zaman insanın... Görüyorsunuz dengede duruyor. Bunun burada anlatmak istediği şey aslında uçak bilimindeki motorların ne kadar önemli olduğunu belirtiyor. İlk başta çok yüksek bir ses çıktı fark ettiyseniz. Great to see you, my friend. Bye. Hi, Barney. Hello. So nice to see you. I hope everything is fine today. Şimdi Barney ile konuşacağız. Hello Barney. How old are you? Hello Barney. How old are you? How old are you? Bir şey kalibrasyonundan dolayı yönü değişiyor bazen. Siz de denemek isterseniz deneyin. Komut alabiliyor. Oturuyor, kalkıyor, dans ediyor. Aybo. Aybo dance. Takip ediyor sizi. Şu an size bakmak için sizi takip edecektir ama şöyle yapayım. Sizi peşinizden gelecektir. Çarpabilir abi ama burayı çarpıp düşürebilir. Korkumun sayesinde cama yapışıyor. Kumandası var burada. Kumandası dergi destekliyor. Aşağıya oynuyor bir şey. Şöyle mesela ilerimizsin, gerimizsin. Bu tura basıyoruz. Kapatmışlar. Şöyle dans eder misin dersen dans ediyor. Ama karşılıklı böyle muhabbete girmiyor. Masaj robotu şimdi bana masaj yapacak. Şöyle koyayım ben. Düşmesin. İyi mi? Şey gibi, sinek gibi. Sol elle.
böyle karşı ele tutacaksın, o şekilde dans figürleri yapılıyor. Evet, birinci bölümü tamamladık. İkinci bölüme gitmeden önce küçük bir bilgilendirme yapalım. Buradaki robotlar aslında insanlığın sonu gibi. Bizim yapabileceğimiz her şeyi robotlar yapsın istemişler. Hadi şimdi ikinci bölüme gidelim. Evet, şimdi ikinci bölüme geldik. Sonunda yanıma geldiniz. Sizinle fizik konuşmak için sabırsızlanıyordum. Fizik konuşamıyorum. Birbirine bakmayın. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Adın ne? Fizik konuşabiliyor musun? Tabii. Hem de memnuniyetle insanla konuşabilirim. Birbirimizi konuşa konuşa tanımaya başlıyoruz. Einstein amcayla her konuda ve fizik üzerine sohbet edebilir misin? Sizi duramadım. Ona sormak istediğiniz bir şey var mı? Seni de yine dans ettim ama oradaki etmez. Görevini anlatayım ben size. Yine aynı şekilde burada daha fazla sohbet edebiliyorsunuz. Onlar kadar mal değil bu. Aldığımız bundan mesaj çıkıyor. Kökünden biraz sıkmam lazım. Birleştirdiğinizde ise dağ oluşup ve etrafa dağılmaya başlar. Skor 7'de maç bitti. Yenildi. Thank you.
Neredeymiş ya? Osmanlı macunudur efendim, ağır gibi. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana, ama gerçekten çok keyifli kişilersiniz. Hani böyle nasıl söylesem, sohbetiniz o kadar enerji verdi ki bana, inanmadım. O zaman bizi takipte kalın diyoruz. Kesinlikle sana. Gülmeyi seven bir insanım. Gülmeyi seven insanlarla takılmak da ayrıca güzel. Robotlar Şehri turumuzun sonuna geldik. Burayı hafta içi, hafta sonu, tatil günleri her gün sabah 10 ile akşam 10 arasında ziyaret edebilirsiniz. Yetişkin bileti 139 TL, çocuk bileti ise 89 TL olmak üzere fiyatlandırılmaktadır. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik MR AVM Robotlar Şehri'nden hoşça kalın.